Kabusmuş gerçekten. Demir. Burak. Kalkma güzelim. Senin ne işin var burada? Sana ilaç verdiler, başın dönebilir. Ne ilacı ya, ne oluyor? Ya şirketin önünde bayılınca hastaneye götürdüm seni. Panik atak krizi geçirmişsin. Kabus değil miydi hiçbiri? Gerçek miydi? Demir. Demir nerede? Ya Selin hala Demir diyorsun ya. Bırak ne hali varsa görsün şu adam. Ayrıca ne yaptı da bu hale geldin sen? Benim Demir'le konuşmam lazım. Selin dur. Bırak biraz dinlenmen lazım. Selin. Lütfen uzan şuraya. Hanginiz gideceksiniz? Aşkım. Senin maaşın daha yüksek, sen kal. Ama Bora, yani senin alanında da iş bulmak çok zor. Bir tanem ama şey de var, şimdi sen burada daha uzun süre çalıştın. O tazminatı yakmaman lazım ya. Senin de tazminatın vardır Boracığım. Ama şirket kurallarını çiğnediler Azmiye Hanım. Yok, böyle olmaz. Ya bence bunu bir konuşun. Ay odasından çıkmadı ki hala, çok sinirli. Belki akşama sakinleşir. Arkadaşlar. Para için yalvarmayacağım ben, tamam mı? Olan oldu. Aşkım. Sen kalıyorsun, ben istifamı veriyorum, bu kadar. Tamam mı? Selin Hanım'la Burak Bey neredeler? Azmiye Hanım. Siz bu şirketin sekreteri değil misiniz? Neden haberiniz yok? Yok. Biraz dışarı çıktılar Demir Bey. Arayın hemen, ofise dönsünler. Mesai saatleri içinde kimse kafasına göre çıkıp gidemez. Tabii efendim, hemen ararım. Ayda Hanım, Yıldırım Bey'in otel işleriyle ilgili son yapılanları görmek istiyorum. Tabii Demir Bey, kendimkileri getiririm ama diğerlerini Selin Hanım biliyor. Bir de Bora Bey de hala modelleme üzerine çalışıyor. Benim söylediklerim anlaşılmıyor mu bu şirkette? Sizden istedim Ayda Hanım. Olduğu kadarını alır, toparlar odama getirirsiniz. Tabii. Azmiye, biz şirkete gelmiyoruz bugün. Selin kendini iyi hissetmiyor. Demir'e de tam olarak bunu söylersin. Şirkete mi çağırıyor? Selin, hiçbir yere gidemezsin bugün. Yeterince stres yaşadın. Biraz dinlenmen lazım. Tamam, sen işe git. Daha fazla sorun olmasın. Seni bu halde yalnız bırakamam. Ben sadece uyumak istiyorum. Uyanık kalmak bana iyi gelmiyor. Yapma ama böyle. Hadi kalk bak, bir şeyler ye, bir duş al. İstersen kahve de yapabilirim sana. Hiçbirini yapmaya gücüm yok. Selin, beni korkutuyorsun ama. Hastanede de çok kötüydün. Seni daha önce hiç böyle görmedim. Başına dert olduğum için özür dilerim. Saçmalama, dert olduğum falan yok. Şimdi ben sadece dinlenmek istiyorum, tamam mı? Bak, yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Ama gerçekten başımda durmana gerek yok. Uyanık kalmaya tahammül edemiyorum sadece. Yalnız başıma kalıp dinlenmeye ihtiyacım var. Burak. Hadi lütfen. Peki. Yani böyle daha rahat edeceksen. Bu arada doktor verdi bunu, sakinleştirici. İhtiyacın olursa bir tane alabilirsin. Ama tok karınla alman lazım. Önce sandviçini ye. Tamam. Teşekkürler. Biraz daha dayan. Ben her şeyi çözeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.